İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Bütün dünyanın ortak gökyüzü, kültür sanat atmosferi her zamanki gibi ışıl ışıl. Bir yanda şehir ve doğa sevgisini perçinleyen sergiler, diğer yanda taptaze film ve belgesel galaları ve elbette ülkece kimyamızın ortak yapı taşı değerler, yitip giden ama hatırlamaktan hiç vazgeçmeyeceğimiz. Yaşasın sanat diyelim ve resimle başlayalım. Bir resmiyle Bakanı Heybeliada'nın yaban köşelerine, bir başkasıyla Erzurum'un konaklarına götürüveren, yenilikçi geometrik portreleriyle zamanı donduran bir ressam Hamit Görele. Giresun'da doğan ve fırçasıyla zamanında Paris resim dünyasına kendini kabul ettiren, İstanbul'un Türk resminin başkenti olmasında büyük emeği olan ressamın eserlerini İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nin duvarlarını retrospektif sergisiyle süslüyor. Sezonu Görele ile açan galeri, resimseverleri 1 Nisan'a kadar ücretsiz ağırlamayı bekliyor. Sanayi Nefise Mektebi'ndeki eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Avrupa sınavını kazanarak Paris'e gitti. Yurda döndükten sonra Müstakil Ressamlar grubuna katıldı. Resim ve geometrinin iç içe geçtiğini savundu. Beğenilmeme kaygısını hiç taşımadı. ...1981 yılında aramızdan ayrılan Hamit Görele'nin kızı Tonya Görele koleksiyonundan eserler bir retrospektife dönüştü. İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Hem ressam hem heykeltıraş. Fakat burada şöyle bir şey de var. Hamit Görele sanat okumaya başlamadan önce, Sanayi Nefise'den önce 2 sene bir teknik üniversiteye gidiyor. Yani İstanbul işte mühendis mektebine gidiyor. Orada deniliyor ki, yani yazılanları okursak, oradan aldığı o geometri bilgisi ya da matematik kafası bu heykelin hacimli yapısına da çok yardımcı oldu. Böyle de bir tarafı var. Sergide Türk resminde 1930'lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca sanatçılarından biri olan Hamit Görele'nin zaman içinde değişen ve dönüşen sanat anlayışından izler bulmak mümkün. Giderek fikri değişmeye başlıyor. Şimdi burada görülebilir mesela onlar. Geometriyle uğraşmaya başlıyor. Doğa resimlerini, yani doğayı taklit etmeyi bırakıyor. Ve doğanın özü nedir? Onu düşünüyor. Diyor ki sonra, metinlerinde vardır bu, renktir ve doğanın ışığıdır. Mesela diyor ki sonra, doğayı güzel bulur musunuz? Buluruz. Doğayı diyor güzel bulmanızın nedeni onun renkleridir. Yani doğa siyah beyaz olsa ya da tamamen toprak rengi olsa orada güzel bulunacak bir şey olmaz diyor. Şimdi o yüzden hep altyapıda bir doğa ve renk meselesine ve o geometriyi nasıl kullanırım, kendi doğamı nasıl yaratırım, onun özünü ben resme nasıl yansıtırım, bütün bunlarla uğraşıyor. Ve bu resimlerde nasıl bir değişiklik olmaya başladığı ortaya çıkmaya başlıyor. İstanbul'u İstanbul yapan ressamlardan birinden yine bu şehri bu şehir yapan bir edebiyat insanına geçeceğiz. Bir İstanbul çocuğu. İstanbul'da yaşamakla kalmamış, İstanbul'u yaşamayı keşfetmiş ve eserleriyle ve eğitmenliğiyle İstanbul'u yaşatmaya dönüştürmüş zarif ve mütevazı bir entelektüel Mario Levi. Bugün son yolculuğuna uğurlandı. Edebiyat dünyasının önemli ismi için Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Benim en derin vatanım Türkçedir. İz bırakan satırların sahibiydi. 66 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören yazar Mario Levi İstanbul'da toprağa verildi. Hiçbirimiz çok büyük bir dervişlik mertebesine eriştiğimiz iddiasında olamayız. Mario Levi için Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tören kalabalıktı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri, edebiyat dünyasından isimler ve öğrencileri de usta yazarı uğurladı. Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biriydi. Çok kıymetliydi. Hem okurları için, hem öğrencileri için, hem de bizi arkadaşları için. Böyle çok yönlü bir hüzün yaşıyorsunuz böyle durumlarda. Yaşam çizgimiz bayağı kesişti uzun süre. İyi bir dostluk kurduk. Evet, insancıl, sevgi dolu bir kardeşimizdi. Dikkatli, nazik bir kardeşimizdi. Yaratıcı ve üretici, üretken bir kardeşimiz görüyoruz kitaplarından. Pazartesi günü İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısının ardından cenaze töreni için Musevi Mezarlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis, kimlik ve çanta kontrolünün ardından ziyaretçileri içeri aldı. Mario Levi ilk kitabını 1986 yılında çıkardı. 1990 yılında yazdığı Bir Şehre Gidememek Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandı. Şişti benim çocukluğumu, ergenliğimi, gençliğimin belli bir bölümünü geçirdiğim mekan. Mario Levi İstanbul sevgisiyle bilinirdi. Çok yönlüydü, iletişim eğitmeniydi. Öğretmeyi severdi, yazarlık dersleri verdi, Fransızca öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda gazetelerde yazı yazdı, televizyon ve radyo programları yaptı. NTV'de Ahmet Ümit ve İskender Pala'yla hayata ve edebiyata dair Önce Söz Vardı programında da birikimini paylaştı. Son olarak Oksijen gazetesinde yazıyordu. İstanbul'un renklerini ve inceliklerini edebi zevkle hafızamıza nakşettiği için şükranlarımızı sunuyoruz Mario Levi'ye. Ve bir sinema galasıyla devam ediyoruz. Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin galası yapıldı. Gösterime Sadık Ahmet'in eşi, kızı ve oğlu da katıldı. 1947'de Gümülcine'de doğdu. Tıp eğitimi alıp doktor oldu. Batı Trakya Türklerinin asimile edilmeye çalışıldığı bir dönemde onların insanca yaşama hakkını savunma sorumluluğunu üstlendi. Yunan makamlarını boş ver. Daha büyüklerine git. Bağımsız bir listeyle seçime girip Türk'ün oyunu Türk'e vereceğiz. Sen milletvekilliğinden... Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığının lideri Doktor Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı Sadık Ahmet filminin ilk gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TRT ortak yapımı filmin galasına Doktor Sadık Ahmet'in eşi, oğlu ve kızı da katıldı. Teklif geldiğinde Almanya'daydım. Çok heyecanlandım. 24 Temmuz 1995 tarihini hiç unutmuyorum. Eşimi kaybettiğim anı. Ve şu anda da biraz sonra izleyeceğim filmde onu tekrar yaşayacağım. Oğlum bir yerine de sus bir dışarı. Sadık Ahmet filmiyle tüm Türk dünyasında ve diasporada yüreklerde Türklüğün kıvılcımını tekrar yaratacağına inanıyorum. Ben bu gece babamla kucaklaşacağım ve onun öldüğüne belki de bu gece ikna olacağım. Çünkü 28 yıldır buna ikna olmadım. Sadık Ahmet'i Turgay Aydın'ın canlandırdığı filmde oyuncuya başrollerde Nur Fettahoğlu, Ozan Akbaba, Erkan Can, Suzan Kardeş ve Taner Rumeli gibi isimler eşlik ediyor. Yasa dışı eylem yapalım demiyoruz ki. Şikayetlerimizi içeren bir dilekçe vereceğiz, bu kadar. Rahmetli Sadık Ahmet'in eşi Işık Hanım'ın abisini canlandırıyorum. Çok güzel bir proje yaptık. Değerinin, kıymetinin zamanında yanında bulunduğu insanlar tarafından bilinen fakat Türkiye ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerin oluşturduğu Türk coğrafyasında çok fazla maalesef bilinmeyen bir insanın hayatına ışık tuttuk. Herkes sana yapılan haksızlığı konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Gümrücüne Başkonsolosu Kemal Gür. Çıktığında daha çok duyulacak sesin. Sadık Ahmet çok önemli bir kahraman. Bütün dünyanın tanıması gereken bir kahraman bence. Davası, mücadelesi, hayat hikayesi, hayata bakış açısı.
Öyle bir kahramanın hikayesinde olmak bizim için gurur verici açıkçası. Bizim ırkımızı inkar edebilecek adam yok. Yönetmenliğini Hakan Yonat'ın üstlendiği Sadık Ahmet 2 Şubat'ta vizyona girecek. Ben Türk'üm, Türk! Dünya popüler müziğinin divaları arasında gösterilen bir isim, bakalım sevenleriyle şarkıları dışında bir belgeselle nasıl köprü kuracak? Celine Dion'dan bahsediyoruz. Son derece nadir görülen nörolojik hastalık, katı kişi sendromu nedeniyle kariyerine ara veren dünyaca ünlü şarkıcı, geçirdiği bir yılı kapsayan belgesel hazırladığını duyurdu. I Am Alive, All By Myself gibi unutulmaz şarkılarla dünya müzik tarihinde derin izler bıraktı. ...1998'de vizyona giren ve tüm dünyada fırtınalar estiren Titanic filminin şarkısı My Heart Will Go On'la ikinci baharını yaşadı. Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanarak kariyerine ara verse de mücadeleyi asla bırakmadı. Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık katı kişi sendromu teşhisi konan Celine Dion, omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan I Am Celine Dion isimli belgesel film için hazırlıklara başladığını duyurdu. ...55 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada... ...bu son birkaç yıl benim için büyük bir zorluktu. Durumumu keşfetmekten onunla nasıl yaşayacağımı... ...ve onu nasıl yöneteceğimi öğrenmeye kadar süren bir yolculuk. Ancak bunun beni tanımlamasına izin vermedim dedi. Hayatının bu bölümünü belgeseli aracılığıyla kaydetmek istediğini belirten Dion... Bu az bilinen durum hakkında farkındalık yaratmak ve bu tanıyı paylaşan diğer kişilere yardımcı olmak istediğini vurguladı. Ben Celine Dion belgeseli, katı kişi sendromuyla mücadelesini ve performans sergilemeye devam etmek için kat ettiği mesafeyi ortaya koyarken hayatına dair samimi bir bakış sunacak. Daha önce hiç görülmemiş özel anlar da dahil olmak üzere Dion'un bir yıldan fazla süren yaşamını kaydeden belgesel, Oscar ödüllü yönetmen Irene Taylor tarafından yönetilecek ve dijital platformda yayınlanacak. Bir divanın hastalık günlüğünden şehrin kültürel belleğine yönelik bir buluşma etkinliğine geçeceğiz şimdi. 13 yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmaları sonucunda şehre kazandırılan Zeyrek Çinili Hamam'da bir söyleşi dizisi başladı. Söyleşiler geçtiğimiz günlerde yayımlanan Barbaros'un Çinili Hamamı, Sinan'dan Bir Başyapıt kitabı yazarları Leyla Kayhan Elbirlik, Cengiz Kabaoğlu, Bora Keskiner, Tim Stanley, Yavuz Suyolcu, Baha Tanman ve Filiz Yenişehirlioğlu'nun katılımıyla gerçekleşiyor. Hamam kültürünün farklı yönlerini ele alan söyleşilerin moderatörlüğünü kitabın editörleri Aslı Özbay ve Aykut Şengözer üstleniyor. 24 Şubat'a dek sürecek söyleşiler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İstanbul Modern, dünyanın en iyileri listesinde. Antalya'da çekilen Guy Ritchie filminden ilk fragman yayımlandı. İyi Bir Aile Değiliz filminin galası yapıldı. Hepsi ve daha fazlası haber turumuzda. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport içindeki yeni binası, National Geographic'in hazırladığı dünyanın en iyileri listesine girdi. Listede en iyi 20 kültürel mekandan biri seçilen ve seyahat etmeye değer bulunan İstanbul Modern, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edildi.
müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrel Nisa Zeyd'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsedilen İstanbul Modern, 13 Ocak'ta Architectural Digest'in belirlediği 2024'ün harika eserleri listesinde yer almıştı. Gus March Phillips, I have a mission I want you to lead. İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzasıyla büyük kısmı Antalya'da çekilen Hollywood filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare'den ilk fragman yayınlandı. If we fail, England will be condemned to a lifetime under the... Gerçek bir casusluk hikayesine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen yapımda başrolleri DC evreninden Superman rolüyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill'la Aiza Gonzalez paylaşıyor. Film 19 Nisan'da vizyona girecek. Abort this mission now. Hello, can't hear you. Please do off. Usta yönetmen Paul Thomas Anderson'ın 4 yıl aradan sonra beyaz perdeye döndüğü yeni filminden ilk görüntüler yayınlandı. Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı Warner Bros. İmzalı yapımın 100 milyon doları aşkın bütçesiyle Anderson'ın bugüne kadarki en pahalı filmi olması bekleniyor. Çekimlerine Kaliforniya'da başlanan ve konusu sır gibi saklanan filmin oyuncu kadrosunda Sean Penn ve Regina Hall'un da olacağı iddia ediliyor. Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş ve Şinasi Yurtsever'in başrolleri paylaştığı İyi Bir Aile Değiliz filminin galası yapıldı. O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini konu alan yapım 9 Şubat'ta gösterime girecek. Şartı duramaz. Niye gittin amca? Niye gittin amca? Hiç böyle yok. Hakikaten yengemin köyüne gömelim. Kar geçince de alır bizim köye koyarız. Dağlar Dağlar'dan Gül Pembe'ye, Dönence'den Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya unutulmaz şarkıları, televizyon programları ve kişiliğiyle 7'den 77'ye herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan, sadece kendi zamanının değil yeni neslin de sesi olmayı başaran Barış Manço'nun vefatının üzerinden 25 yıl geçmiş. Türkiye'nin yetiştirdiği ortak değerlerden Barış Manço'yu özlemle anarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek üzere. Gece gündüzü sundu.